Kardeşi Ay Yüce Türkeş, İyi Parti adına birinci bölge birinci sıradan milletvekili adayı oldu. İki kardeş farklı partilerden yarışıyorlar. Önemli, burada çok konuklarımızla konuştuk. Hüdapar'ın AKP listelerine girmesini. Hüdapar Genel Başkanı dahil 4, DSP'den Genel Başkan dahil 3 isim AKP listelerinde yer aldı. Her iki Genel Başkan da İstanbul'dan aday oldu. Bazı bakanlar aday olmadı. Fatih Erbakan, İstanbul 2. bölge 1. sıra adayı. Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek yine aday oldu. Ve mevcut milletvekillerinden sadece 89'u yeniden aday gösterildi. 196 milletvekili liste dışında kaldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aday olmadı. Eski rektör Ünsal Ban'la boşanma davasıyla gündeme gelen AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu da listeye giremedi. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın adayları var, TİP'in adayları var. Hepsini konuşacağız. Ben bu girişi yaptım çünkü her bir isim üzerinde vaktimiz el verdiğince aslında bu seçimler üzerinden değerlendirmeler yapacağız. Hemen konuklarımızı takdim etmek istiyorum. Profesör Doktor Mithat Baydur, siyaset bilimci. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Bugün en çok yorumunuza ihtiyacımız olan günlerden biri. Çok teşekkür ederiz. Kırmadınız, geldiniz. Senen Selvin Korkmaz, siyaset bilimci. Seren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine siyaset bilimci Can Kakışım. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Her zamanki gibi program ortağım yine Barış Behlivan gazeteci. Hoş geldin Barış. Hoş bulduk. Ve Fikret abi, Fikret Bila Ankara'da. Bize Ankara'nın nabzını en iyi anlatacak isimlerden biri. Karşımda Skype'da eminim bütün gün telefonla konuşmuştur ve bize yeni bilgiler verecektir. Hoş geldiniz Fikret abi. Hoş bulduk İpek. İyi yayınlar diliyorum. Herkese selamlar, sevgiler sunuyorum. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi isterseniz şöyle yapalım. Mesela AKP'nin dikkat çeken adaylarından başlayalım. Ece de bize grafikleri vermeye başlasın. Tuğrul Türkeş, Ankara 1. bölge 1. sıra, Şebnem Bursalı İzmir 1. bölge 3. sıra gazeteci, Mehmet Ali Çelebi İzmir 1. bölge 4. sıra, Osman Gökçek Ankara 2. bölge 5. sıra, Kudüs'ü Müftüoğlu Antalya 7. sıra, Efkan Ala Bursa 1. bölge 1. sıra. Mithat Hocam, sizinle başlayalım istiyorum. Seçtik bazı isimleri, o isimlere göre grafikler yaptırdık. Çünkü bazı isimlerin üzerinde durmak gerekiyor. Az önce Tuğrul Türkeş... Ben bu taraftan göremiyorum ama hiçbir isimleri ama aklımda tutmaya çalışayım. Tabii tabii, Tuğrul Türkeş. Arkadaşlarım diğer ekrana da verirlerse, karşıdaki ekrana, ona göre ekrandan görürüz. Tuğrul Türkeş, gazeteci Şebnem Bursalı, Mehmet Ali Çelebi, Osman Gökçek, Kudüs Müftüoğlu, Efkan Ala. Ne diyor bize bu isimler? Bu isimler esasında Türkeş ailesinin iki çocuğu, birisi İyi Parti'nin adayı, evet. Birisi de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin adayı. Demek ki Türkeş isminden dolayı Türkiye'deki bizim milliyetçi sağ seçmen konusunda belki Milliyetçi Hareket Partisi ile aynı, kendi logosu altında giriyor, aynı ittifak içerisinde ama kendi logosuyla girmesine rağmen milliyetçi oylar konusunda daha önceki ısrarını Adalet ve Kalkınma Partisi bir miktar daha sürdürüyor. Yani bir tarafta İyi Parti var, Milliyetçi Hareket Partisi o mecradan gelmiş bir parti olarak, İyi Parti de aynı sosyolojik kümeye talip. Milliyetçi Hareket Partisi'nin çok daha tabii titiz davranması gerekirken Türkeş ailesinin getirmiş olduğu o şey, o mirasın iki tane çocukta özdeşleştiğini eğer düşünürsek Adalet ve Kalkınma Partisi'nin o konuda bu oylara hala talip olduğunu görebiliriz. Efkan Ala konusuna gelince Bursa'dan birinci sırada. Efkan Ala çok uzun yıllar Adalet ve Kalkınma Partisi'ne hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Fakı Baba. Biz başladık konuşmaya, evet. Ama daha yeni başladık, bir şey kaçırmadınız. Buyurun hocam. Hem Başbakanlık Müsteşarlık dönemi, hem İçişleri Bakanlığı dönemi. Şimdi bir de zannedersem Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Uluslararası İlişkiler Birim Başkanı'ydı. Bazı heyetler arası görüşmelere falan Efkan Ala da götürüldü. Yani ben bürokrasi tecrübesi hem de siyaset tecrübesi için Bursa'da biliyorsunuz böyle bir seçimlerde, belediye falan seçimlerinde kıl payı Adalet ve Kalkınma Partisi kazanmıştı. Herhalde oraya bir güçlü aday olarak, yani Bursa'yı bu sefer şansa bırakmamak gibi bir tercihleri var.
Öbür taraftan Şevlen Bursalı bir gazeteci kimliğiyle İzmir'de biraz daha o İzmir'in daha böyle entelektüel havasına belki temas etmiş, nüfuz etmiş olabileceği düşüncesiyle oraya İzmir ona seçilmiş olabilir. Onun dışında Mehmet Ali Çelebi. Mehmet Ali Çelebi var, verildi. Hı hı. Ama esasında yapılmayanları mı konuşsak belki, yapılanları değil de. Çünkü mesela? Kavakçı ailesi var olduğu gibi. Merve Kavakçı bir görevden geri çekildi. Ravza Kavakçı Kan yok. Yani Kavakçı ailesiyle böyle bir sanki bir mesafe bir mesafe koymaya çalışıyor. Halbuki ailece gibi. Siyasetin içindeydiler. Gayet tabii yani babasını falan aldılar. Özel Uşak'la Teksas'taki cami açılışına götürdüler falan. Önemli bir rağbet görüldü. Yani hakları iade edildi, işte ne bileyim, Kuala Lumpur'a büyükelçi olarak götürüldü, Ravza Kavakçı iki dönem arka arkaya milletvekili oldu, genel başkan yardımcısı yapıldı. Bütün bunları aile bir anda hepsini birden bırakabiliyor. Hamza daha yok, Hayati Yazıcı yok, genel başkan yardımcılıklarını yapanlardan yine grup başkan vekillerinden. Yani önemli bir takım isimler yok. Mehmet Özasek yok. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı oynadı. Yani 196 kişi çok önemli isimler var. Burada Adalet ve Kalkınma Partisi gerçekten şurada hakkını vermek lazım. 3 dönem kuralını içerideki tartışmalara rağmen uyguladı. Ki Sayın Erdoğan uygulamamasına Binali Yıldırım'la şeyin Numan Kurtulmuş'un yani Binali Yıldırım'ın 3 dönem falan tutturmayın canım. Yani tecrübelerden istifade edelim gibi argümanlarına karşı hayır partinin böyle bir kararı var biz bunu uygulayacağız şeklindeki Numan Kurtuluş'un karşı argümanının galebe çaldığını görüyoruz. Dolayısıyla bu 196 milletvekilinin seçilmemesine mani oldu. Şimdi buradan bakıldığı zaman neye mal olabilir? İsimler yeni. Yani bu yeni isimlerin yepyeni bir vitrinle ortaya çıkıyoruz. İşte yepyeni bir Adalet ve Kalkınma Partisi aynı böyle Cumhurbaşkanı adaylığı gibi biz kilometreyi sıfırladık tarzı mı olacak? Yoksa geride bırakılan büyük bir tecrübe ve birikimin bir takım siyasi mal oluşumu olacak, bir bedeli mi olacak? Bunu göreceğiz. Bence şey olacak, yani bu daha low profile dediğimiz düşük profili yüzlerin çok önemli bir getirisi olacağını zannetmiyorum. Çünkü kamuoyunda çok fazla temayüz etmiş isimler değil. Ne olur kusura da bakmasınlar bunu söylediğim için. Öbür taraftan diğer partilerde konuşuruz inşallah. Evet evet birazdan hepsine birazdan geleceğiz. Konuşuruz. AKP'den başladık. Fakir Baba'ya da sorarız bakalım niye Ankara'dan aday oldu falan. Ben de tam onu soracaktım. Hoş geldiniz, hayırlı olsun sağ olun, öncelikle. Biz bekliyorduk ki hani Urfa deyince aklımıza Fakir Baba geliyor. Fakir Baba deyince Urfa geliyor. Niye acaba Urfa'dan olmadınız? Vallahi hayırlısı. Ama yani hayırlısı da bir nedeni vardır değil mi? Olur. Yani genel başkanın takdiri böyle. Yani Ankara'da bizim ülkemiz, şehrimiz. Yani Ankara'daki insanlar da görsünler hakikaten İyi Parti ve İyi Parti'nin adayları inşallah eğer olabilirsek milletvekilleri nasıl çalışıyor, nasıl ediyor. Hakikaten eğer Ahmet Fakı Baba çok özür dilerim mutlaka Urfalılar beni çok seviyorlar. Ben de onları çok seviyorum ama Ankara'nın birinci bölgesi insanları da Fakı Baba gibi arkadaşlar orada çok değerli arkadaşlarım da var. Onlar da bir tanısınlar, onlarla da bir tanışalım. Bir Ankara'ya da bir elimizde isim, bir emeğimiz olsun. İnsanlar hakikaten Urfa'da bu sevgiyi hak etmiş miyiz, etmemiş miyiz? Bir de onların tanımasına bence bir fayda görüyorum. Belki de genel başkanımız böyle düşünmüştür ve bu yönde tercihini kullanmıştır diye düşünüyorum. Ben bir soru sorayım. Tabii tabii hocam buyurun. Niye mesela genel başkanlar takdir etsinler ama yani hep böyle sizin yerinizi de düşünmesinler istiyorum ben. Niye herkesin yerine düşünüyorlar mesela? Yani şöyle... mesela şimdi diyorlar ki işte genel başkanım takdir ederse şurada aday olmak istiyorum diyor. Ya da mesela Adalet ve Kalkınma Partisi'nde daha fazla oluyor bu. Ya ben bir işte Samsun'la ne alakam var diyor Süleyman Soylu'yu yapmayız. Zaten olmak da istemiyorum diyor. Hayır Samsun olacak seni Samsun'a yazacağız diyor. Ötekisinin alakası bir yere yazmak istiyor. Şimdi bunları mesela buna bir müzakere olması lazım diye düşünüyorum Sayın Fakir Baba. Yani bir müzakere sürecinden geçmesi lazım. Bunları hepsini genel başkanın takdirine... Bence bırakmamak lazım. Yani bu sulta, yani buna ön seçim dahil, büyük bir münakaşa ve müzakere süreci dahil, her şeyi genel başkanın iradesine bırakıldığı zaman milletvekilleri de birazcık böyle şey oluyor. Yani bazı konularda, çetrefilli konularda iradesini düzgünce ve cesurca söyleyememe gibi bir daralada hapsoluyorlar. Gerçi Fakı Baba belki öyle değil. Evet. Yüzü diye söylemiyorum. Önemli bir manevra alanı var Urfa'daki arka planından dolayı ama birçok milletvekili için böyle oluyor maalesef. Evet. Müzakere ettiniz mi? Yani şöyle, hangisi daha iyi olur diye? Şöyle emin olun
Yani ben fikirlerimi söyledim. Ama yani genel merkezin bir çalışması var. Genel merkezin çalışmasında acaba biz en fazla milletvekilini hangi arkadaşları koyduğumuz zaman daha fazla çıkarırız? Bu çalışmaya da saygı duymak lazım. Tabii ki ben bir Urfalı olarak Urfa'yı çok seviyorum. Urfa'dan olmayı çok isterim. Ancak yani Ankara'da benim çalışma alanım olacağına inanıyorum. Ankara'daki insanlara da hizmet vermek istiyorum. Ve bir göreceğiz, bakacağız diye düşünüyorum. Peki Sayın Fakı Baba, sizin Şen Yaşar ailesiyle ilgili tutumunuzu hepimiz biliyoruz. Şen Yaşar ailesinden de Urfa'da 4. sırada Emine Şen Yaşar'ın yaralı kurtulan oğlu aday oldu HDP listesinden. Ne düşünüyorsunuz? Allah hayırlı uğurlu etsin. İnşallah Urfa'mıza hayırlara vesile olur diye düşünüyorum. Son bir soru. Madem herkes sorsun soruyu. Ben biraz magazinel bir soru soracağım. İbrahim Tatlıses 5. kez aday adayı oldu. Yine seçilemedi. Sizin yakın zamanda polemikleriniz yine oldu. Onu da biliyorum. Nasıl değerlendirmek gerekiyor? Yani şöyle, ben çok samimi olarak o zaman da söylemiştim. İbrahim Tatlıses Türkiye'ye mal olmuş. Hakikaten mükemmel bir sanatçıdır. Demek ki o zaman şunu söyleyebiliyorum çok rahatlıkla. Yani AK Parti Genel Merkezi de sanatçı olarak kalmasını istemiştir. Siyasete girmesini istememiştir. Ama başarılı bir insandır. Ben takdir ediyorum. Ses sanatçısı olarak hakikaten her zaman Urfa'nın gururudur İbrahim Bey. Yılmıyor da. Helal olsun. İbrahim Bey'in öyle özellikleri var. Evet. Ama yani Sayın Hocam hakikaten siyaset, yani yıllardan beri, hele hekimlikten sonra, ben hekimliği çok severek yapan bir kardeşinizdim. Yani siyaset farklı bir alan. Yani bazen iki kere iki siyasette dört etmiyor hocam. Tamam, bizim öğrendiğimiz matematiğe uymadığı için biz de bulaşmak istemiyoruz zaten. Valla bazen şöyle, ama yani hocam bulaşmanız lazım. Yani siyasette mutlaka ve mutlaka sizin gibi samimi, dürüst, vatansever insanların olması lazım. Ama bazen de hakikaten çok zorlandığımız... Bunu bir teklif olarak kabul ediyorum. Vallahi ben genel başkan olmuş olsaydım vallahi buradaki stüdyodaki bütün arkadaşları alırdım. Çok samimi olarak söylüyorum. Çünkü programlarınızı hep seyrediyorum ben. Sağ olun. Büyük bir zevkle seyrediyorum. Sağ olun, eksik olmayın. Emin olun Türkiye'ye gerekli olan kişilersiniz. İnşallah niye olmasın, yani Fakı Baba olduysa, yani siz çok daha iyisini yapar ve çok daha başarılı olursunuz. Bu arada İbrahim Tatlıses herhalde tekrar eskiden, şu anda vizyondan kalkan, tek tek, yani tek tek bütün ağardı saçlarım, terk et dostlarım, tek tek ve yalnızım dostlar şarkısını söylemeye devam edecek herhalde. Urfa halkı İbrahim Bey terk etmez. Hiçbirimiz terk etmeyiz onu. Peki, teşekkür ediyorum. Seren Hanım, bir sosyal medyada bir paylaşım yaptınız. Dediniz ki, bir, milletvekili listelerine bakılınca Cumhur İttifakı seçime parçalı, Millet İttifakı geniş bir ortaklıkla giriyor. İktidarın değil, muhalefetin listeleri gündemde. Rüzgarın estiği yönü anlatıyor. CHP 100. yılda bir partiden ziyade kurucu irade rolünü üstleniyor. Şimdi bu maddelerden aslında bir tartışma da açmak istiyorum, ama bir ilk maddeyi soracağım size. O da rüzgarın estiği yönden bahsediyorsunuz. Daha önce böyle değil miydi? Daha önce farklı mıydı? Daha önce biz AKP listelerini mi daha çok konuşurduk? Ve şimdi CHP listelerini ya da Millet İttifakı'nın listelerini konuşuyor olmamız seçimin sonucunu öngörmemiz açısından bize yardımcı olacak mı? İpek Hanım, aslında Türkiye'de hep milletvekili listeleri çok heyecanla beklenilen, her zaman partiler içerisinde yeri gelir tartışma çıkaran, yeri gelir farklı aktörleri ön plana çıkaran konu. Yani ilk kez bu seçimde tartışmıyoruz. Ama bu seçimde hepimizin fark ettiği üzere bir farklılık var. O da iktidarın listeleri. İktidarın listelerinden giren isimler çok tartışılmadı. Çok yankı uyandıran isimler olmadı. Günlerdir muhalefet partilerinin seçime ortak listeyle mi gireceği, yoksa farklı bölgelerde farklı isimlerle mi gireceği çok tartışıldı. Bugünse en çok tartışılan listeler yine muhalefet listeleriydi. Ama sadece milletvekilliği açısından tartışılmadı. Belli isimler, muhalefette ön plana çıkmış isimler
listelerde bugün yer bulamadı. Onları da gördük. Fakat tartışılan şuydu. Bu isimler acaba bürokraside mi görevlendirilecek, bakanlıklarda mı görevlendirilecek? Yani ilk kez uzun yıllar sonra yürütmeye bu kadar etkili bir şekilde talip olan ve artık yürütmedeki görevleri de tartışılan bir liste geldi. Bugün, aynı zamanda bir risk alıyor aday olmayanlar. Elbette bir risk alınıyor ama bu risk aslında rüzgarın ne tarafa estiğini gösteriyor. Biz seçimlere girerken burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun adaylığı da ilan edildiğinde sizle de pek çok programda tartıştık. Aslında bir anlamda o rüzgarın nereye estiği, yani kazanacak algısını kimin verdiği çok önemlidir. Çünkü o kazanacak algısı seçimlere bir ay kala, seçimlere iki ay kala mobilize olan, yani kapının eşiğinde bekleyip henüz tarafını seçmemiş, kararsız seçmeni de etkiler. O yüzden hani rüzgarın estiği yönün sadece bir işaret değil, rüzgarın estiği yönün bazı seçmenlerin tercihini de etkileyecek bir faktör olduğunu aslında gördük. O yüzden bugünkü seçim listeleri bunu gösterdi. Bir de hakikaten listelerde başka bir şey vardı. Cumhur İttifakı açısından konuşacağım. Muhalefet açısından tartışılacak çok şey var ama Cumhur İttifakı bir şey başaramadı. Ben bugün hala belli bölgelerde acaba ortak listeler gelir mi? Özellikle yeniden Refah'la belli yerlerde ortaklıklar yapılır mı diye bekledim. Hı hı. Ama gördüğüm kadarıyla muhalefeti sürekli parçalı olmakla eleştiren Cumhur İttifakı seçime parçalı giriyor. Bir arada duramayan, uzlaşamayan denilen muhalefet bloğu en geniş ortak listeleri kurmuş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerine baktığımızda bugün ortak listelerde İYİ Parti'den sanıyorum 6 aday yer aldı. Bunun dışında DEVA, Gelecek ve Saadet Partisi'ne, Demokrat Parti'ye önemli bir temsil verildi. Burada da bir parti yarışı yok muhalefet içerisinde. Yine İYİ Parti ile ortak listeler var. Acaba mecliste en güçlü bizi ne temsil eder? Hangi listeler temsil eder? Bunun tartışması yapıldı. Burada bir feragat da var. O feragat partilerin kendi amblemleriyle girip kendileri için yarışması değil, hakikaten Türkiye'nin parlamenter sisteme geçişi için, Türkiye'nin bu sistemden kurtulması için bir denklem ortaya sunuyor. Dolayısıyla baktığımızda İpek Hanım, evet rüzgarın yönü muhalefet partilerinden yana ama bir taraftan da muhalefetin o yapamaz, başaramaz, en çok ortak listelerde işi zor denilen o en zor kısmı aslında bugün aştığını gördük. İktidar için biz hepimiz bu çok kolay diyorduk. Yani ortak liste oluşturmak, çünkü daha en azından ideolojik olarak blok, birbirine benzeyen bir sistem vardı ama Hüdapar'ın girmesiyle daha sonradan belki de iktidarın artık rüzgarın değiştiğini gören partilerinin, örneğin Milliyetçi Hareket Partisi'nin kendi amblemiyle, yeniden Refah'ın yine kendi amblemleriyle listelere girmesi bize bugünkü denklemi açıklıyor. Bugün ortaya çıkan sonuçta muhalefetin lehine olumlu bir tablo görebiliriz. Evet. Şimdi bir Ankara'ya dönelim istiyorum. Fikret abi, Seren Hanım da söylediği gibi aslında bugün her zaman beklenir bu. Ciddi kavgalar çıkmasını, tartışmalar çıkmasını, istifalar olmasını. Ama nispeten bayağı sakin bir gün geçirdi Ankara. Birkaç sesten başka bir şey çıkmadı. Sizin yazınız bu seçim farklı başlığını taşıyor zaten. Diyorsunuz ki, özellikle ittifakların en büyük partisi için çok daha zordu bugün. İttifakı oluşturan partilerin milletvekili adaylarını en büyük partinin listelerinden gösterecek olmaları, o partinin kendi adayları yerine diğer partilerin adaylarını listeye alma zorunluluğu sıralamanın kaymasına, bazı adayların liste dışında kalmalarına yol açtı. Ayrıca diğer partilerden listeye konulan isimler arasında hiç görmek istemedikleri adaylar yer alınca tepkiler büyüdü. Ancak önümüzdeki seçimin farklı bir seçim olduğunu unutmamak gerekir diyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde iktidara gelmek için %50 artı bir oy gerektiği için en küçük partilerin bile kıymete bindiği bir süreç yaşanıyor. Muhalefet açısından bakarsak 6 partiden oluşan Millet İttifakı'yla Emek ve Özgürlük İttifakı'nın stratejik hedefi iktidarı sandıkta yenmek ve Türkiye için yeniden inşa sürecini başlatmak.
Muhalefette işi en zor olan CHP'ydi diyorsunuz. Neden? Tabii diğer partinin adaylarını CHP listelerinden göstermek gerekti. 6 parti var.